Yahudi bir adamın Müslüman olması edebi. Halife Memnun'un münazara için meclisi olurdu. Bir gün mecliste insanların bulunduğu kalabalığın arasına güzel elbiseli, güzel yüzlü, güzel kokan bir Yahudi girmişti. Yahudi adam konuşma yapmış ve güzel ifadeler kullanmıştı. Münazara meclisi sona erdiğinde Halife Memnun adamı çağırdı ve "Sen Yahudi misin?" diye sordu. Adam "Evet," dedi. Memnun Yahudi adama "Müslüman ol ki sana bir şeyler vereyim ve senin için bir şeyler yapayım," dedi. Memnun adama Müslüman olursa kendisi için iyilik yapabileceğine dair söz verdi. Yahudi adam "Hayır, benim bir dinim var ve dinim de atalarımın dinidir," dedi ve meclisten ayrıldı. Bir sene sonra o Yahudi adam Müslüman olmuş olarak geri geldi. Fıkıh ve hadis konularından bahsetti ve güzel bir konuşma yaptı. Meclisin oturumu sona erdiğinde Memnun adamı çağırdı ve "Sen daha önce bizimle beraber olan kimse değil misin?" diye sordu. Adam "Evet," dedi. Memnun "Müslüman olmana sebep olan nedir?" diye sordu. Yahudi "O gün meclisinizden ayrıldım ve insanların sahip olduğu dinleri bir sınamak istedim. Ayrıca ben farklı dinlerde yazı yazmasına iyi bilen birisiyim. Önce İncil'e başvurdum ve 3 nusha yazdım. Yazdığım nushalarda artırma ve eksiltmeler yaptım. Sonra kiliseye götürdüm. Kilisedekiler nushaları satın aldılar ve nushaları okuma veya kontrol etme konusunda herhangi bir zahmete katlanmadılar. Daha sonra Tevrat'a başvurdum ve ondan da 3 nusha yazdım. Nushalarda artırma ve eksiltmeler yaptım. Sonra Yahudilerin mabedi olan sinagoga götürdüm. Oradakiler nushaları satın aldılar ve yazmış olduğum nushaları okuma, kontrol etme konusunda onlar da herhangi bir zahmete girmediler. Bundan sonra Kur'an'a başvurdum. Ondan da 3 nusha yazdım ve kitapçılara götürdüm. Onlar bana "Bunları okuyup kontrol edinceye kadar satın alamayız," dediler. Sonrasında nüshalardaki hataları fark ettiler. İçerisindeki fazlalık ve eksiklikleri ortaya çıkardılar. Nüshaları yaktılar ve neredeyse beni öldüreceklerdi. Bunun üzerine ben de bu kitabın Allah tarafından korunduğunu idrak etmiş oldum. İşte benim Müslüman olmamın sebebi budur, dedi.